İki kâfirin gördüğü rüyanın hükmü. Bu ayeti kerime kâfirin rüyasının doğru olabileceğine özellikle de bir mümin ile alakalı ise ve gördüğüne uygun olarak gerçekleşeceği asli bir dayanaktır. Hele görülen bu rüya bir peygamber için belge ve rasul için bir mucize, seçkin bir kul için tebliğ maksadıyla bir tasdik, yüce Allah ile kullan arasında vasıta olan peygamberin lehine bir delil ise. 181. 49. Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki insanlar onda yağmura kavuşturulacak ve onda sıkacaklar. Yüce Allah'ın sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki buyruğu Hz. Yusuf'un hükümdarın rüyasında yer almayan bir hususa dair verdiği haberlerdendir. Bu yüce Allah'ın ona verdiği gayb ilmindendi. Katade der ki yüce Allah ona faziletini ortaya koymak ilmi mevkiniye bilgisini bildirmek kastı ile kendisine hakkında soru sormadıkları bir yılın bilgisini de Fazia'dan ona vermiş idi. İnsanlar onda yağmura kavuşturulacak, buyruğundaki, yağmura kavuşturulacak, fiili, imdada çağırmak, imdada yetişmekten, yahut imdada yetişmekten gelmektedir. Adam imdat istedi, imdat, yetişin, dedi, demektir. İsmi ise, şeklinde kullanılır. Filan kişi benden yardım, imdat istedi. Ben de onun yardımına koştum denilir. İsmi de yardıma koşma şeklinde gelir. Makabli önceki harf esreli olduğu için vav harfi yaya dönüştürülmüştür. Yağmur demektir. Yağmur yere yağdı, isabet etti anlamındadır. Allah ülkeye yağmur yağdırdı, yağdırır denilir. Meçhul olarak da yere yağmur yağdırıldı, yağdırılır denilir. Bu şekilde yağmur yağan yere de, denilir. Buna göre, insanlara yağmur yağdırılır, anlamındadır. Ve onda sıkacaklar, İBN Abbas der ki, üzümleri sıkacaklar ve yağları çıkartılan maddelerden yağ alacaklar. Bu açıklamayı da Buhari zikretmektedir. 182, Hekark'da, İBN Cüreyc'den şöyle dediğini rivayet eder, üzümü sıkıp şarap yapacaklar, susamdan yağ, zeytinden zeytin yağı çıkaracaklardır. Şöyle de açıklanmıştır, o bu sözleriyle çokluğunu anlatmak üzere sütlerin sağılmasını kestetmiştir. Buna da bitki ve mahsullerin çoğalacağı şeklindeki haberi delildir. Suçacaklar, ifadesinin, kurtulacaklar anlamına geldiği de söylenmiştir ki, bu da kurtuluş yeri anlamını veren, dan gelir. Ebu Übeyde der ki, harekeli olarak, sığınılacak yer ve kurtulma yeri, demektir. Da bu anlamdadır. Ebu Zübeyt der ki, oldukça susamış halde su verecek bir kişiyi imdada çağırıyordu, fakat kimse yetişmedi onun imdadını. Halbuki o korkuya kapılmış olanın kurtarıcı sığınağıydı. Aynı şekilde, filana sığındım, anlamındadır. Ebul Afs der ki, sıttıcakların buradaki anlamı mahsul ve ürün elde edecekler demektir. Bu kelime ise, üzüm sıkmak demek olan, den gelmektedir. Malını elinden çıkarttırdım, manasınadır. İsa, T, harfini öte öfti, sed, harfini de üstün olarak, diye okumuş olup size yağmur yağdırılacak anlamındadır ve bu da yüce Allah'ın, ve biz sıkıştırıcılardan şarıl şarıl bir su indirdik. Ennebe, 78 bölü 14 buyruğundan gelmektedir. Aynı şekilde diye, T, harfi ötreli, sed, harfi esreli okuyuşun böyle okuyanların kıraatine göre anlamı da böyledir. 183. 50. Hükümdar dedi ki, onu bana getirin. Bunun üzerine Elçi yanına gelince dedi ki Efendine dön de o ellerini kesen kadınların hali neydi diye sor. Şüphe yok ki benim Rabbim onların hilelerini çok iyi bilendir. 51. Hükümdar dedi ki Yusuf'tan murat almak istediğiniz zaman durumunuz neydi kadınlar? Haşa Allah için biz onun hiçbir kötülüğünü bilmiyoruz dediler. Azzin karısı da şöyle dedi: Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben ondan Murat almak istemiştim. Şüphesiz o doğru söyleyenlerdendir. Hükümdar dedi ki: "Onu bana getirin." Yani elçi hükümdara gidip durumu bildirdi. Hükümdar da: "Onu bana getirin." dedi. Bunun üzerine elçi yanına gelince ve ona zindandan çıkması emrini getirince dedi ki: "Efendine dönde o ellerini kesen kadınların hali neydi?" diye sor. Bunu söyleyerek, hükümdar nezdinde kendisine yapılan iftiradan beri olduğu açıkça anlaşılıp suçsuz yere hapsedildiği ortaya çıkmadıkça zindandan çıkmayı kabul etmedi. Tirmizi, Ebu Hüreyle'den şöyle dediğini rivayet etmektedir. Resulullah, sav buyurdu ki, o şerefli oğlu, şerefli oğlu, şerefli yani oğlu, şerefli, yani İbrahim'in oğlu, İshak'ın oğlu, ya, Kub'un oğlu, Yusuf'udur. Eğer ben onun kaldığı süre kadar zindanda kalsam, sonra da elçi yanıma gelse, çıkma isteğini kabul ederdim. Hz. Peygamber daha sonra, bunun üzerine elçi yanına gelince dedi ki, efendine dön de, o ellerini kesen kadınların hali neydi? Diye sor, buyruğunu okudu. Devamla, şöyle buyurdu, Allah'ın rahmeti Lut'un da üzerine olsun, çünkü o, keşke size yetecek bir gücüm olsaydı yahut güçlü bir yere sığınabilseydim. Hud, 11 bölü 80, dediğinde zaten güçlü bir yere sığınıyordu. Ondan sonra Yüce Allah ne kadar peygamber gönderdiyse, mutlaka kavminin en zirve noktasındaydı. 184, Buhari'de, Ebu Hüreyre'den şöyle dediğini rivayet eder, Resulullah, sav buyurdu ki, Allah, Luta rahmet eylesin. O gerçekten güçlü bir yere sığınıyordu ve eğer ben Yusuf'un zindanda kaldığı süre kadar kalacak olsaydım, hiç şüphesiz çıkmaya davet edenin çağrısını kabul ederdim ve elbette biz İbrahim'den daha bir hak sahibiyiz. Çünkü İbrahim'e, inanmadın mı yoksa? Demişti de, inandım fakat kalbimin mutmain olması için, diye cevap vermişti. El Bakara, 2 bölü 260, 185 Yine Peygamber, sav'den şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir, Allah kardeşim Yusuf'a rahmet ihsan etsin. O gerçekten sabırlı ve tahammülkar birisiydi. Şayet benzinden da onun kaldığı süre kadar kalmış olsaydım, hiç şüphesiz çıkmamı isteyen elçinin çağrısına uyardım ve suçsuz olduğunun bilinmesi için böyle bir yola başvurmazdım. 186. Bu hadise yakın bir rivayette Mali'nin arkadaşı Abdurrahman ve El Kasetm yoluyla bu halinin tefsir bölümünde rivayet edilmiştir. İbnül Kasım'ın bu hadisten başka divanda bir rivayeti yoktur. 187. Taberi'nin rivayetinde de şöyle denilmektedir: Allah Yusuf'a rahmet eylesin. Eğer hapiste olan ben olsaydım, sonra da bana haberci gönderilseydi, çabucak çıkı verirdim. Yusuf gerçekten halim, tahammülkar ve ağır başlı bir kimseydi. 188. Yine Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: Gerçekten Yusuf'a, onun sabrına, onun keremine hayret ettim. Allah ona varsa hatası bağışlasın. Çünkü Rüya'daki inekler hakkında kendisine soru sorulduğunda şayet ben onun yerinde olsaydım beni zindandan çıkartmaları şartını koşmadıkça onlara durumu bildirmezdim. Yine elçinin ona geldiği vakit tutumuna hayret ettim. Onun yerinde olsaydım onlardan daha çabuk kapıya giderdim. 189 İBN atiye der ki: Hz. Yusuf'un bu tutumu ağır başlıca ve sabırlıca bir tutumdu gerçekten temiz ve günahsız olduğunun açığa çıkmasını istiyordu. Çünkü rivayet edildiğine göre ö, hapisten çıktıktan sonra hükümdar kendisine bir mertebe verip affediyor görüntüsüyle onun suçuna sesini çıkarmayabilirdi. Bunun sonucunda da insanlar ebediyen ona bu gözle bakarlar ve, işte efendisinin hanımından murat almak isteyen kişi buydu, diyeceklerdi. Yusuf, a, s, temizliğini açıkça ortaya çıkarmak, iffet ve hayır noktasındaki mevkiini gerçek yerine oturtmak istiyordu. İşte ancak o vakit yerini bulmak, mevkiine gelmek için çıkabilirdi. Bundan dolayı yanına gelen elçiye, efendinin yarına dön ve ona o kadınların halinin ne olduğunu bir sor, demişti. H.Z. Yusuf'un maksadı ise, ancak söyle ona benim günahımı iyice araştırıp tespit etsin ve işimi gözden geçirsin, tetkik etsin. Haklı yere mi atıldım, yoksa zulmen mi atıldım, demekti. Özellikle Aziz'in hanımım söz konusu etmeyiş sebebi, onların yanında bulunduğu süredeki güzel geçimini ve hükümdar Aziz'in onun üzerindeki hakkına riayet etmek istemesi noktaydı. Peygamber, Sav, H.Z. Yusuf'u sabır ve tahammülkarlıkla, ağır başlılıkla ve hapisten çıkmakta acele etmemekle övdüğü halde, bizzat kendisi için başkasına övdüğü halden başka bir hali nasıl uygun gördü? denilecek olursa, bunun açıklaması şöyle olur, Peygamber, Sav kendi adına bir başka görüşü tercih etmiştir ki, bu görüşünde kendi açısından güzel bir tarafı vardır. O diyor ki, ben olsaydım, çıkmakta elimi çabuk tutardım. Sonra çıkmanın akabinde suçsuz olduğumu ortaya koymaya çalışırdım. Çünkü bu kıssalar ye bu gibi olaylar kıyamet gününe kadar insanlar bunlara uysunlar diye sunulmuşlardır. Resulullah, Sav da insanların bu işler arasında daha azimetli olan yolu seçmelerini istedi. Çünkü böyle bir olayda daha azimeti. Olanı terk eden bir kimse böyle bir zindandan çıkma fırsatını kullanmayan bir kişi, zindanda kaldığından dolayı zindanda kalma sonucu ile karşı karşıya kalabilir, onu zindandan çıkarmak isteyen, bu işten vazgeçebilir. Yusuf, A, S, Allah'tan aldığı bilgi sayesinde böyle bir şey olmayacağından emin olsa bile, onun dışındaki diğer insanlar bu konuda emin olamazlar. Buna göre Peygamber, sav ne bizzat izlemeyi uygun gördüğü yol, azimet yoludur. H.Z. Yusuf'un izlediği yol ise, büyük bir sabır ve büyük bir tahammül yoludur. Tırnak işareti nokta nokta nokta. O ellerini kesen kadınların hali neydi? diye sor. Aralarına açıkça ismi zikredilerek değil de işaret yoluyla genelin kapsamına Aziz'in kansı da girsin diye çoğul olarak kadınları söz konusu etti. Bu ise Aralenda geçirdiği günler ve edepten ötürüydü. İfadede hasfedilmiş kelimeler de vardır. Yani sen ondan o kadınların halinin ne olduğunu bilip öğrenmesini iste demektir. İBN Abbas der ki, bu man üzerine hükümdar da kadınlara ve bu arada Aziz'in de kansına Aziz de o sırada ölmüş bulunuyordu haber göndererek hepsini çağırdı ve "Yusuf'tan murat almak istediğiniz zaman durumunuz, haliniz neydi?" diye sordu. Çünkü onların her birisi önceden de geçtiği üzere kendisi için Yusuf'la özel olarak konuşmuştu. Yahut o bununla her birisinin Hz. Yusuf'a "Sen Aziz'in karısına zulmediyorsun." demesini kastetmişti. İşte bu da Yusuf'u kandırarak Murat almak yoluna gitmeleri demekti. Haşa, Allah için, Allah'a sığınırız. Biz onun hiçbir kötülüğünü, yani zina ettiğini bilmiyoruz dediler. Aziz'in karısı da şöyle dedi: "Şimdi gerçek ortaya çıktı. Onların Hz. Yusuf'un temiz olduğunu ikrar ettiklerini görüp de eğer inkar edecek olursa, bu kadınların kendi aleyhine şahitlik edeceğinden korkunca o da aynı şekilde ikrarda bulundu." Bu da yüce Allah'ın hz, yusufa bir lütfuydu. Gerçek ortaya çıktı, yani ayan beyan, açık seçik ortaya çıktı, demektir. Bu kelimenin aslı, dan gelmekle birlikte, denilmiştir. Nitekim, üst üste döküldüler, kelimesinin aslen, şeklinde olma, gözyaşlarını ardırdına sildi, kelimesinin aslen, olması gibi. Bu açıklamayı Ez zeccak ve başkaları yapmıştır. Aslında bir şeyi kökünden koparmaktır. Mesela saçını dibin kesti, demek için denilir. Ebu Kays b. El Eslet der ki, Mifer başımı kazıdı artık. Çok hafif uyku dışında, uykunun zerresini dahi tatmıyorum. İse, hiçbir verimi olmayan kupkuru bir yıl demektir. Şair Celir de der ki, büsbütün verimsiz yılın ve kıtlığın önüne katıp sürüklediği kimse, hiçbir minnetle duymaksızın, nimeti, inkar da etmeksizin size sığınır. Şair sanki burada kıtlık yılı anlamına gelen kelimesini kullanmak isterken kafiye dolayısıyla kurt kelimesini kullanmış gibidir. Buna göre gerçek ortaya çıktı ifadesi açıkça ortaya çıkması ve sağlamca yerleşip sebat bulması dolayısıyla batıldan ayrıldı anlamına gelir. Şair der ki benden Hidaşa şu haberi ulaştıracak yok mu? Şüphesiz ki o hak ortaya açıkça çıktığında çok yalan söyleyen ve zalim birisidir. Bu fiilin, hisse, pay, kelimesinden türediği de söylenmiştir. Buna göre, hakkın, gerçeğin payı, batılın payından ayırt edilmiş, açıkça ortaya çıkmış bulunuyor, anlamına gelir. Mücahid ve Katade der ki, bu ifadenin aslı, Arapların, kökten saçını kopardı, anlamında kullandıkları, sözlerinden alınmıştır. Bir yerden pay alarak kopartılan parçaya denilen, hisse, de buradan gelmektedir. Esreli olarak ise toprak ve taş anlamındadır. Bu açıklamaları El Cevheri nakletmiştir. Ben ondan Murat almak istemiştim. Şüphesiz o doğru söyleyenlerdendir. Bu Hz. Yusuf buna dair soru sormamış olsa dahi kadının tevbesini açığa vurması Hz. Yusuf'un doğruluğunu, şeref ve haysiyetini gerçekten ifade etmesi anlamındadır. Çünkü ikrarda bulunan bir kimsenin kendi aleyhindeki ikrarı, başkasının onun aleyhindeki şahitliğinden daha güçlüdür. Böylelikle Yüce Allah, H.Z. Yusuf'un doğruluğunu ortaya koymak için hem şahitliği, hem ikrarı bir arada toplamış bulunmaktadır. Öyle ki hiçbir kimsenin hatırına kötü bir zan gelmesin ve en ufak bir şüpheye kapılmasın. Kadınlar için, durumunuz ile, kadınlar için, murat almak istediniz, hitap fiillerindeki, onun şeddeli gelmesi, müzekker fiildeki, mim ile, vavın yerinde olduğundan, 190, dolayıdır. 191. 52. Bu, gıyabında ona hıyanet etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini şüphesiz hidayete erdirmeyeceğini, onun da bilmesi içindi. 53. Bununla beraber ben nefisimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis şüphesiz. Var gücüyle kötülüğü emredicidir. Rabbimin rahmet edip esirgediği müstesna. Çünkü Rabbin günahları bağışlayandır, merhamet edendir. Bu gıyabında ona hıyanet etmediğimi, bilmesi içindi. Sözlerini kimin söylediği hususunda görüş ayrılığı vardır. Bu sözlerinde Aziz'in karısının sözlerinin bir bölümü olduğu ve daha önce söylediği belirtilen, şimdi gerçek ortaya çıktı, Yusuf, 12 bölü 50, sözlerinin devamı olduğu söylenmiştir. Yani ben doğruyu ikrar edip söylüyorum ki, Gıyabında yani ona yalan söyleyerek ona hainlik etmediğimi, yokluğunda ondan kötü bir şekilde söz etmediğimi, aksine doğru söyleyerek hainlikten uzaklaştığımı bilmesi içindi. Arkasından bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmıyorum, dedi. Aksine ondan murat almak isteyen ben idim. Bu açıklamaya göre Aziz'in karısı bu işi kimin yaptığını ikrar etmiş oluyor. Bundan dolayı da daha sonra, çünkü Rabbim günahları bağışlayandır, merhamet edendir, diye eklemiştir. Bir diğer görüşe göre bu sözler H.Z. Yusuf'un sözleridir. Yani Yusuf dedi benim elçiyi geri çevirmemin sebebi, Aziz'in benim kendisine gıyabında nıyanet etmediğimi bilmesi içindi. Bu açıklamayı El Hasan, Katade ve başkaları yapmıştır. Gıyabında, ise o hazır değilken, o butunmuyorken anlamındadır. H.Z. Yusuf bu sözleri hükümdarın huzurunda söylemişti. Bilmesi içindi, fiilini ise gayb olarak kullanması hükümdarı saymasından dolayıydı. Şöyle de açıklanmıştır, H.Z. Yusuf bu sözleri elçi kendisine henüz hapiste iken geri döndüğünde söylemişti. İ.B.N. Abbas dedi ki, elçi, H.Z. Yusuf A. durumu haber vermek için geldi. O sırada Cebrail onunla birlikte konuşuyordu. Bunun üzerine H.Z., Yusuf, bu gıyabında ona hıyanet etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini şüphesiz hidayete irdirmeyeceğini onun da bilmesi içindi, dedi. Yani ben efendime gıyabında iken hıyanet etmedim. Bunun üzerine H.Z. Hey, Cebrail ona şöyle dedi, Ey Yusuf! Peştemahını çözdüğün ve erkeğin karısının önünde oturduğu gibi oturduğun zaman dahi de mi deyince, H.Z. Hey, Yusuf da, bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmıyorum, ayetinde sözü geçenleri söyledi. Es-Süddi der ki, Yusuf'a, ey Yusuf, sen şalvarının uçkurunu çözdüğün zamanda mı, diyen azizin karışıdır. Bunun üzerine de Yusuf, bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmıyorum, dedi. Bir diğer görüşe göre, bu, gıyabında. Bilmesi içindi, sözleri azizin sözlerindendir. Yani bu, Yusuf'un benim gıyabında ona hainlik etmediğimi ve benim onun güvenilir, bir kimse oluşunun mükafatını vermeyi hiç hatırımdan çıkarmadığımı bilmesi içindi. Allah'ın hainlerin hilesini hiç şüphesiz hidayete erdirmeyeceğini, buyruğu da, hiç şüphesiz Allah hileleri dolayısıyla hainleri hidayete erdirmez, demektir. Yüce Allah'ın, bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmıyorum, buyruğunun, kadının söylediği sözlerden olduğu söylenmiştir. El Kuşeyli der ki, zahir olan şudur, Yüce Allah'ın, bu. Bilmesi içindi, sözleri ile, bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmıyorum, sözleri H.Z. Yusuf'un sözlerindendir. Derim ki, eğer bu sözlerin kadının sözlerinden olma ihtimali varsa, H.Z. Yusuf'u, peştamalını ve şalvarını çözmekten yana temize çıkarmak için bu görüşü kabul etmek daha uygundur. Eğer bu sözleri H.Z. Yusuf'un söylediğini kabul edecek olursak, o takdirde bu önceden de Yüce Allah'ın, o da ona meyletti, Yusuf. 12 bölü 24 buyruğu hakkında tercih edilen görüşe işaret ettiğimiz üzere, sadece H.Z. Yusuf'un hatırından geçen bir söz ofarak kabul edilebilir. Ebu Bek el Enbari der ki, insanlar arasında, bu, gıyabında ona hıyanet etmediğimi. Bilmesi içindi, buyruğundan itibaren, çünkü kalbim günahları bağışlayandır, merhamet edendir. Buyruğuna kadar nakledilen sözlerin Azizin hanımının söylediği sözlerdendir diyen kimseler vardır. Çünkü bu buyruklar Azizin karısının söylediği, ben ondan murat almak istemiştim. Şüphesiz o doğru söyleyenlerdendir, sözlerinden sonra gelmektedir. Hz. Yusuf'un meyl ettiğini kabul etmeyenlerin görüşü budur. İşte bu görüşte olanların kanaatlerini esas alanlar derler ki yüce Allah'ın, azizin karısı da şöyle dedi, buyruğundan itibaren, çünkü Rabbim günahları bağışlayandır, merhamet edendir, buyruğuna kadar birbirine bağlı sözlerdir. Bu sözler arasında gerçek anlamıyla tam bir vakıf yapılmaz. Ancak bizler bu görüşü tercih etmiyor ve bu kanaati benim meseleye yemiyoruz. El-Hasen der ki, Hz. Yusuf, bu, gıyabında ona hıyanet etmediğimi bilmesi içindi, deyince, Allah'ın peygamberi kendi nefsini temize çıkarmaktan hoşlanmadığından, hemen akabinde, bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmıyorum, deyiverdi. Çünkü kişinin nefsini temize çıkarması yerilmiş bir davranıştır. Yüce Allah da, artık kendinizi temize çıkarmayın. N-E-C-M, -N 53 bölü 32, diye buyurmaktadır. Zaten biz bunu daha önce Nisa suresi N-D-E, 4 bölü 49, ayet, ikinci, başlıkta, açıklamış bulunuyoruz. Bunun Aziz'in söylediği sözlerden olduğu da söylenmiştir. Yani ben Yusuf hakkında kötü zan beslemiş olmaktan nefsimi temize çıkarmıyorum, demektir. Çünkü nefis hiç şüphesiz var gücüyle kötülüğü emredicidir, kötülüğü arzu eder. Rabbimin rahmet edip esirgediği müstesna, buyruğu ise istisna olarak nasb mahallindedir. İse, kimse, anlamındadır. Yani Rabbimin rahmetiyle esirgeyip koruduğu kimse müstesna demektir. Nın, kimse, anlamında kullanılması, çokça görülen bir husustur. Nitekim Yüce Allah, size helal olan kadınlardan, nikahlayınız, en Nisa, 4 bölü 3 buyruğunda da böyledir. Bu buyruktaki istisna münkârıdır. Çünkü Allah'ın koruması suretiyle merhamet eylediği kimseler kötülüğü emreden nefisten istisna edilmiştir. Haberde nakledildiğine göre de Peygamber, Sav, şöyle buyurmuştur. Kendisine ikramda bulunup onu yedirdiğiniz ve giydirdiğiniz takdirde sizi alabildiğine kötülüğe götüren, buna karşılık kendisini küçük düşürdüğünüz, çıplak bıraktığınız, aç bıraktığınız takdirde ise sizi son derece ileri hayra götüren bir arkadaşınız hakkında ne dersiniz? Onlar ey Allah'ın Resulü, bu yeryüzündeki en kötü arkadaştır, dediler. H.Z. Peygamber şöyle buyurdu, Nefsim elinde olana yemin ederim, şüphesiz ki o böğürleriniz arasında bulunan, 192, nefislerinizdir. 193. 54. Hükümdar dedi ki, on bana getirin, onu kendime en yakınlardan kılayım. Onanla konuşunca da şöyle dedi, sen bugün bizim nezdimizde önemli bir mevki sahibisin, eminsin. Hükümdar dedi KFC onu bana getirin, onu kendime en yakınlardan kılayım. Hükümdar HZ Yusuf A. nispet edilen günahtan uzak olduğunu kesin olarak anlayıp bu hususta onun güvenilir bir kimse olduğunu gerçekten tespit edince, aynı şekilde H.Z. Yusuf'un ne kadar sabırlı, ne kadar metanetli olduğunu da kavrayınca, nezdinde H.Z. Yusuf'un mevkii oldukça büyüdü, onun oldukça güzel hasletlere sahip olduğunu kesinlikle anladı ve dedi ki, onu bana getirin, onu kendime en yakınlardan kılayım. Hükümdarın daha önceden onun durumunu kesin olarak bildiğinde, onu bana getirin, demekle yetindiğine, he. Yusuf da ikinci olarak yaptıklarını yapıktan sonra bu sefer hükümdarın, onu bana getirin, onu kendime en yakınlardan kılayım, dediğine dikkat etmek gerekir. VEHBB Münebbiden de şöyle dediği rivayet edilmektedir, H.Z. Yusuf çağırıldığında kapıda durup şöyle dedi, yarattıklarına karşı Rabbim bana yeter. Onun himayesi güçlüdür, ona övgüler yücedir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Sonra içeri girdi, hükümdara bakınca hükümdar tahtından inip önünde secdeye kapandı. Daha sonra hükümdar onu kendisiyle birlikte tahtına oturttu ve "Sen bugün bizim nezdimizde önemli bir mevki sahibisin, eminsin." dedi. Hz. Yusuf da ona "Beni ülkenin hazineleri üzerine tayin et. Çünkü ben o hazineleri, iyice koruyanım, onların ne şekilde idare edileceğini çok iyi, bilenim, dedi. Yusuf. 12 bölü 55, denildiğine göre hesabı iyice koruyan ve dilleri iyice bilenim, demektir. Haberde nakledildiğine göre, Allah kardeşim Yusuf'a rahmet eylesin. Eğer beni yeryüzü hazinelerinin üzerine tayin et, dememiş olsaydı, derhal onu tayin edip görevlendirecekti. Fakat bu sözü bir sene işi geciktirdi. Denildiğine göre onu hükümdarlığa getirmesi bir seneye kadar geciktirmesinin sebebi, inşaattan demediğinden dolayıdır. Bu olay, kıssa ile ilgili şöyle denilmiştir, H.Z. Yusuf, hükümdarın huzuruna girince şöyle dedi, Allah'ım ben, senin hain ile bunun hayrından dilerim, bunun da şerrinden, başkasının da şerrinden sana sığınırım. Sonra hükümdara Arapça selam verdi. Hükümdar, bu dilde ne oluyor? deyince, H.Z. Yusuf, bu amcanı İsmail'in dilidir, dedi. Sonra ona İbranice dua etti. Bu sefer, bu dil ne oluyor? Deyince, H.Z. Yusuf, bu da atalarım İbrahim, İshak veya Kub'un dilidir, dedi. Hükümdar da yetmiş dili konuşurdu. Hükümdar bir dille konuştukça, H.Z. Yusuf da o dille ona cevap verirdi. Hükümdar, H.Z. Yusuf'un bu işine hayret etti. O sırada H.Z. Yusuf 30 yaşındaydı. Daha sonra hükümdar onu tahtına oturtarak şöyle dedi, gördüğüm rüyayı bir de senden dinlemek istiyorum deyince, H.Z. Yusuf şöyle dedi, peki ey hükümdar, sen siyah beyaz renkli, alınlarında beyazlık bulunan oldukça güzel yedi inek gördün. Önün açıldı ve onların nilin kıyısından çıkarak, memelerinden sütler aka aka sana göründüler. Sen onlara bakıp güzelliklerinden hayrete düşmüş iken bu sefer Nil kuruyu verdi, suyu çekildi ve yatağının dibi göründü. Çamurundan yedi tane oldukça zayıf, kirli, toza bulanmış, karınları içe çekilmiş, memeleri, butları olmayan buna karşılık azı dişleri ve öğütücü dişleri bulunan el ayaları köpeklerinkini andıran, burunları yırtıcı hayvanların yine benzeyen yedi inek daha gördün. Bu yedi inek semiz ineklere karıştı, yırtıcı hayvanlar gibi onlara saldırdı. Semiz ineklerin etlerini yediler, derilerini parça parça ettiler, kemiklerini ufalattar, beyinlerini emdiler. Sen bu şekilde bakıp bu ineklerin zayıf olmalarına, diğerlerini mağlup etmelerine rağmen hiçbir şekilde şişmanlamayıp onları yedikten sonra kilolarının artmayışına hayret ediyorken, bu sefer oldukça taze, yumuşak, tane ve su ile dolu yedi yeşil başak gördün. Onların yanı başlarında ise içlerinde hiçbir su ve hiçbir yeşillik bulunmayan fakat onlarla aynı yerde bitmiş yedi kuru başak gördün. Bu kuru başakların kökleri toprak ve suyun içerisine gömülmüştü. Sen kendi kendine bu da ne oluyor? Bu başaklar verimli ve yeşildir, diğerleri ise siyah ve kurudur. Halbuki hepsi de aynı yerde bitmektedir hepsinin de kökleri suda bulunmaktadır, diye düşünüyorken aniden bir rüzgar esti, siyah ve kuru başakların yapraklarını meyveli ve yeşil başakların üzerine savurdu. O yeşil başakları ateşe vererek onları yaktı, böylelikle o yeşil başaklar da siyah ve tozlu oldu. Ey hükümdar! Sen de dehşete düştün. Bunun üzerine hükümdar şöyle dedi, Allah'a yemin ederim, bu rüya her ne kadar hayret edilecek bir şey idiyse de senden bu işittiklerimden daha hayret verici değildir. Peki ey doğru sözlü, bu rüyam hakkındaki görüşün nedir? H.Z. Yusuf şöyle dedi, görüşüme göre yiyecek, buğday, topla ve bu verimli yıllar boyunca çokça ekin ek. Çünkü sen eğer bir taşa ve çorak bir yere ekecek olsajı dahi oradan bile bitki biter. Allah onu büyütür ve bereketlendirir. Daha sonra ekini başağı ve sapı ile birlikte saklamak üzere büyük mahzenler yaparsın. Böylelikle sap ve başak hayvanlara yem olur, tanesi de insanlara yiyecek olur. Diğer taraftan insanlara kendi yiyecek ve mahsullerinden beşte birini senin mahzenlerine kaldırmalarını emret. Senin bu toplayacağın yiyecekler Mısır halkına ve çevrelerindekilere yeterli olacaktır. İnsanlar çevrendeki bölgelerden gelip senden azık isteyecekler. Senin yanında ise senden önce hiçbir kimsenin toplayamadığı kadar hazinelerin toplanacak. Bunun üzerine hükümdar şöyle dedi, peki benim bütün bu işlerimi kim idare edebilecek? Eğer ben bütün Mısır halkını toplayacak olsam dahi, buna güç yetinemezler ve bu hususta onlara güven olamaz. Bu sırada Yusuf, A, S, beni ülkenin hazineleri üzerine tayin et, Yusuf, 12 bölü 55, dedi. Yani hükmettiğin toprakların hazinelerini. Buradaki hazineler kelimesi ı-n çoğulu olup, el art, ülkenin başındaki eliflam, izafe senin ülkenin izafesinin yerine geçmiştir. En Nabiyanın şu beyitinde olduğu gibi. Onların cömertlik olarak öyle bir özellikleri vardır ki Allah onu onlardan başkasına vermemiştir. Rüyaları da hiç yalan çıkmaz. Onu kendime en yakınlardan kılayım, buyruğu emrin cevabı olduğundan dolayı fiil cezmedilmiştir. Bu da daha önce geçen, bu gıyabında ona hıyanet etmediğimi bilmesi içindi, Yusuf, 12 bölü 55, sözlerini H.Z. Yusuf'un zindanda iken söylendiğinin delilidir. Bununla birlikte hükümdarın huzurunda söylenmiş olma ihtimali de vardır. Daha sonra bir başka mecliste de hükümdar tekit olmak üzere, onu bana getirin, onu kendime en yakınlardan kılayım, demiştir. Yani ben onu kendime HFAS olarak görevlendireyim ve ülkemin bütün işlerini ona havale edeyim. Bunun üzerine gidip Hz. Yusuf'u beraberlerinde getirdiler. Buna da yüce Allah'ın onunla konuşunca, yani hükümdar Yusuf ile konuşarak rüyaya dair ona soru sorup Hz. Yusuf da cevap verince hükümdar da şöyle dedi: "Sen bugün bizim nezdimizde önemli bir mevki sahibisin." Yani sözü geçerli ve iktidar sahibi bir kimsesin, eminsin, sana hainlik edileceğinden, sana verilen sözde durulmayacağından yana korkun olmasın. 194. 55. Dedi ki, beni ülkelerin hazineleri üzerine tayin et. Çünkü ben iyice koruyanım, bilenim. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı dört başlık halinde sunacağız, 195. Bir yeryüzünün hazineleri üzerindeki görev. Yüce Allah'ın, dedi ki, beni ülkelerinin hazineleri üzerine tayin et, Bayru ile ilgili olarak sait ve Mansur dedi ki, ben Malik ve be. Enes'i şöyle derken dinledim, Mısır yeryüzünün deposudur. Sen Yüce Allah'ın, beni ülkelerinin hazineleri üzerine tayin et, yani onları korumak üzere tayin et, dediğini duymadın mı? Burada, korumak, anlamındaki muzaf hasfedilmiştir. Çünkü ben, başına getirildiğim görevi, İyice koruyanım, bu görevin gerektirdiği şeyleri, bilenim. Tefsirde şöyle denilmektedir, ben iyi hesap bilenim ve iyi bir kâtibim. Denildiğine göre o ilk defter tutan ve onlara yazı yazandır. Şöyle de açıklanmıştır, ben gıda maddelerini takdir ve tespit etmekte, iyice koruyanım, açlık yıllarını çok iyi, bilenim, demektir. Cüveybir, E.D. Dahak'tan naklen, Ne Abbas'tan dedi ki, Resulullah, sav, şöyle buyurdu, Allah kardeşim Yusuf'a rahmet eylesin. Eğer beni yeryüzü hazinelerinin başına getir, dememiş olsaydı, onu derhal bu işin başına getirirdi. Fakat böyle demesi onu bir sene geciktirdi. 196. İBN Abbas der ki, H.Z. Yusuf un emirliği istediği gün üzerinden tam bir sene geçince ona taç giydirdi ve ona kendi kılıcını kuşandırdı, ona altından bir taht hazırladı. Bu taht inci ve yakutla süslüydü. Üzerine kalın ipekten bir elbise giydirdi. Oturduğu tahtın uzunluğu 30 zira, eni 10 ziraydı. idi. Üzerinde 30 döşek, 60 tane de yastık vardı. Daha sonra ona dışarı çıkmasını emretti. O da dışarıya başında taç olduğu halde çıktı. Kar gibi beyaz bir teni ve ayı andıran bir yüzü vardı. Onun yüzüne bakan yüzünün berrak rengini görürdü. Tahta oturdu ve bütün hükümdarlar ona itaat etti. Diğer Mısır hükümdarı ise evine hanımlarının yanına gitti ve Mısır'ın yönetim işini H.Z. Yusuf'a havale etti. Kıtfir'i görevinden alarak Yusuf'u onun yerine tayin etti. İbn Zeyd der ki, Mısır hükümdarı Fir, avunun yiyeceklerin dışında pek çok hazineleri de vardı. O bütün yetkisini Yusuf'a teslim etmişti, o günlerde de Kıtfir öldü. Hükümdar H.Z., Yusuf O. Aziz'in karısı Reil ile evlendirdi onun yanına girdiğinde, bu senin daha önce istemiş olduğun şeyden daha hayırlı değil mi? Dedi, hanimi, ey doğru sözlü, beni kınama. Ben senin gördüğün gibi güzel, bir kadın idim, fakat benim eski kocam ise kadınlara yaklaşamıyordu ve sen de Allah'ın sana verdiği böyle bir güzelliğe sahip idin, o bakımdan ben senin etkinin altına girdim. H.Z. Yusuf, Reil'in bakire olduğunu gördü. H.Z. Yusuf'un ondan Tevfraim ve Menşa, adlarında iki oğlu oldu. V.E.H.B.B. Münebbih de der ki, Yusuf'un Aziz'in karısı Zeliha ile evlenmesi kardeşlerinin Mısır'a iki girişi arasındaki sürede olmuştu. Şöyle ki Zeliha'nın kocası, Yusuf henüz hapisteyken ölmüştü. Elindeki malı gitmiş ve Yusuf'a ağladığından gözlende kör olmuştu. Zayıha insanlardan dilenir olmuştu, onlardan kimisi o kadına acıyor, kimisi de acımıyordu. Yusuf ise haftada bir kavminin büyüklerinden yaklaşık yüz kişilik bir kafile ile birlikte bineklere binerek çıkıyorlardı. Kadına, onun görüneceği bir yerde bulunsan, belki bir şeyler vererek senin yardımına koşar. Daha sonra ona, hayır böyle bir şey yapma, belki bu sefer daha önce senin ona karşı yaptığın, ondan murat almak, hapse atılması gibi hususları hatırlar. Bu sefer sana kötülük yapar. Zeliha, ben sevdiğimin huyunu sizden daha iyi bilirim, dedi. Daha sonra kafilesiyle birlikte çıkacağı vakte kadar ona görünmedi. Kafileyle birlikte çıktığı sırada, Bulur yerde ayağa kalkıp sesi çıkabildiği kadar şöyle dedi, masiyetleri sebebiyle hükümdarları köle yapan, itaatleri sebebiyle de köleleri hükümdar yapanın şanı ne yücedir. H.Z. Yusuf, bu ne oluyor? deyince, onu yanma getirdiler kadın, ayaklarınla sana hizmet eden, elleriyle saçlarını tarayan kadın benim. Sen benim evimde büyüdün, sana iyi baktım, fakat ben cehlimden ve haddi aşkınımdan ötürü malum kusurları işledim. Yaptığım bu işin vebalini çektim, mahim da gitti, gücüm sarsıldı, zilletim uzadı, gözüm kör oldu. Mısır ahalisi arasında gıpta olunan bir kadınken şimdi onların acıdığı bir kadın oldum. İnsanlardan avuç açıp dileniyorum, Kimisi bana acıyıp merhamet ediyor, kimisi acımıyor. İşte fesat çıkartanların cezası budur. Yusuf uzun uzun ağladı, sonra ona şöyle dedi, peki eskiden kalbinde bana karşı duyduğun sevgiden şu anda içinde bir şeyler artık hissedebiliyor musun? Kadın şu cevabı verdi, Allah'a yemin ederim, yüzüne bir defa bakmak benim için dünyadan ve ondaki her şeyden daha sevdiğim bir şeydir, ama sen bunun yerine, bana kamçının bir ucunu elime ver. Kamçının ucunu eline verdi, kadın onu alıp göğsünün üzerine koydu. H.Z. Yusuf kalbinin hafakanından dolayı, elinde kamçının sallandığını gördü, ağladı. Sonra da evine gitti. Kadına bir elçi gönderdi, eğer dul isen seninle evlenebilirim, eğer evli isen seni ihtiyaçtan kurtarabilirim. Kadın elçiye, hükümdarın benimle alay etmesinden Allah'a sığınının. O ben gençken, zenginken, malım ve gücüm yerindeyken beni istememişti de bugün acuze, kör ve fakir bir kadınken mi beni istiyor? Elçi H.Z. Yusuf A. Kadının söylediklerini bildirdi. İkinci hafta H.Z. Yusuf kafilesiyle birlikte çıkınca yine kadın yoluna çıktı. Bu sefer H.Z. Yusuf ona şöyle dedi, elçi sana bizim söylediklerimizi bildirmedim mi? Kadın, ben de sana bir defa yüzüne bakmamın benim için dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli olduğunu söylemiştim. Bunun üzerine Hz. Yusuf emir verdi, kılık kıyafeti düzeltilerek hazırlandı. Sonra da Hz. Yusuf hazifafa getirildi. Hz. Yusuf kalkıp namaz kıldı, Allah'a dua etti. Zeliha da arkasında durdu. Yüce Allah'tan ona gençliğini güzelliğini ve gözlerini iade etmesini diledi. Allah da ona gençliğini, güzelliğini ve gözlerini iade etti. O kadar ki ondan murat almak istediği günden daha da güzel oldu. Bu ise Allah'ın haramlarından uzak kalıp iffetini muhafaza etmesine karşılık Allah'ın hz. Yusuf'a bir lütfuydu. Hz. Yusuf ona yaklaştığında bakire olduğunu gördü. Ona durumu sorunca kadın şu cevabı verdi: Ey Allah'ın peygamberi Kocam kısırdı, kadınlara yaklaşamıyordu. Sen ise anlatılamayacak derecede bir güzelliğe sahiptin. Böylelikle rahat ve hustır içerisinde yaşadılar. Her gün Allah ondan yeni bir hayırla karşı karşıya getiriyordu. H.Z. Yusuf'un ondan İbrahim ve Menşe adında iki oğlu oldu. Nakledilen rivayetler arasında şu da vardır, Yüce Allah H.Z. Yusuf'un kalbine hanımının kalbindeki sevgisinin kat kat fazlasını koydu ve ona şöyle dedi: "Sana ne oluyor ki ilk seferki gibi beni sevmiyorsun?" deyince kadın ona şu cevabı vermişti: "Yüce Allah'ın sevgisinin tadını aldıktan sonra bu beni her şeyden 197 alıkoydu." 198. 2 Hz. Yusuf'un görev alması ile ilgili görüşler ve hükümler. Kim ilim adamı der ki bu ayeti kerimeden faziletli bir insanın facir bir kimseye ve kafir bir yöneticiye iş yapmasının mubah olduğu anlaşılmaktadır. Ancak kendisine verilen işte bu görevi verenin kendisine karşı çıkmayacağının bilinmesi şarttır. Dolayısıyla göreve getirilen bu salih insan o işte dilediği gibi ıslahat yapabilmelidir. Şayet salih insanın işleri facir kimsenin tercihi, arzuları ve fücuruna göre yapılacaksa böyle bir şey caiz olmaz. Bir başka kesim de şöyle demektedir, böyle bir iş hz. Yusuf ahas idi, bugün böyle bir şey caiz değildir. Ancak birinci görüş sözüne ettiğimiz şarta bağlı kalmak kaydıyla daha uygundur. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Elma verdiği der ki, şayet görev başına getiren kişi zalim ise, insanlar onun verdiği görevi kabul etmenin caiz olup olmadığı hususunda iki ayrı görüş ortaya atmışlardır. Bu iki görüşten birisine göre göreve getirilen kişi görevinde hakka göre amelde bulunursa caizdir. Çünkü Hz. Yusuf Firavun tarafından görev başına getirilmiştir ve çünkü Hz. Yusuf için göz önünde bulundurulması gereken bizzat kendisinin fiili ve uygulamasıdır. Başkasının fiili değildir. İkinci görüşe göre ise böyle bir görevin kabul edilmesi caiz değildir. Çünkü onların verdikleri görevler kabul edilmek suretiyle zalimlere yardım edilmiş olur, onların işleri kabul edilerek o zalimler tezkiye edilmiş olurlar. Bu görüşü kabul edenler H.Z. Yusuf'un Firavun'un tevcih ettiği görevi kabul etmesi ile ilgili iki türlü cevap verirler. Bir H.Z. Yusuf'un dönemindeki Firavun salih bir kişiydi. Azgın kişi H.Z. Musa dönemindeki Firavundu. 2. H.Z. Yusuf onun amel ve işlerini değil, mülklerinin nezaretini üstlenmişti. O bakımdan bu konuda H.Z. Yusuf'un sorumlu olması söz konusu değildir. Elma verdiği der ki, bu iki görüşün mutlak olarak kabul edilmesinden ziyade daha sahih olan zalim tarafından tevcih edilen görevin üç kısma ayrılarak ele alınmasıdır. Bir bu işe ehil olan kimselerin, bu işi yerine getirmeleri esnasında içtihada bağlı olmaksızın yapabilmeleri caiz olan işler, zekat ve sadakalar gibi görevlerin zalimlerden alınması caizdir. Çünkü bu gibi şeylere dair hak sahipleri ile alakalı Nas, bu konuda ayrıca içtihada yer bırakmamaktadır. Bu işin erbabı olan kimselerin bunu tek başına yapabilmelerinin caiz olması da başkalarını taklide gerek bırakmamaktadır. İki tek başlarına kararlaştırıp yapmaları caiz olmayan ve harcama yeri konusunda içtihat gereken işler. F. mallan gibi. Bu malların dağıtımı ile ilgili görevin zalim bir kimseden alınması caiz değildir. Çünkü zalim hak olmayan şekilde tasarrufta bulunur ve hak edilmeyen hususlarda da içtihat eder. Üç ehil kimselerin kabul etmeleri caiz olan ve içtihadında söz konusu olduğu görevler. Bir takım kazai meseleler ve ahkama dair hususların görevi gibi. Böyle bir durumda görev başına getirme AKDR geçersizdir. Eğer bu işlere bakmak karşılıklı olarak razı olan iki kişi arasındaki bir hükmü uygulamak için ise yahut mecbur kalmış iki kişi arasında bir vasıta olmak durumunda ise caiz olur. Şayet bu görev dolayısıyla verilecek hüküm bağlayıcılık ve zorlayıcık ifade ediyor ise, caiz olmaz. 199. Üç bir kimsenin ehli olduğu bir göreve talip olması. Yine ayeti kerime bir kimsenin ehil olduğu bir göreve talip olmasının caiz olduğuna delil teşkil etmektedir. Denilse ki, Müslim, Abdurrahman B. Semura'dan şöyle, e dediğini rivayet etmektedir. Resulullah, sav, bana şöyle buyurdu, ey Abdurrahman, emirliği isteme. Çünkü eğer sen istedin diye emirlik sana verilecek olursa, sen o işinle baş başa bırakılırsın. Şayet o emirliği istemeksizin sana verilecek olursa, o göreve karşı sana yardım olunur. 200 Ebu Burde'den dedi ki, Ebu Musa el-Eşari dedi ki, Beraberimde eşeğilerden iki kişi ile birlikte Peygamber ı e huzuruna vardım. Bu iki kişiden birisi sağımda, birisi solumdaydı. Her ikisi de kendilerine görev verilmesini istediler. Peygamber Sav ise misvaklanıyordu. Ey Ebu Musa! veya, ey Abdullah be, Kayz, ne dersin, diye buyurdu. Ebu Musa dedi ki, ben de, seni hak ile gönderen hakkı için yemin ederim. Bana içlerinde neyi sakladıklarını bildirmemişlerdi ve ben onların görev isteyeceklerinin farkına bile varmadım. Şimdi misvakının, büzülmüş dudağı altında iken onu görüyor gibiyim. Şöyle buyurdu, biz bu isterimizin başına onu isteyen kimseleri görevlendirmeyiz ya da asla görevlendirmeyiz, diyerek hadisin geri kalan bölümünü nakletti. Bu hadisi de yine Müslim ve başkaları rivayet etmiştir. 201. Buna verilecek cevap. Bir Yusuf, A, S, I, N görev istemesinin sebebi adalet, ıslah, fakirlere haklarının ulaştırılması işlerinde kendisinin yerini tutacak kimsenin olmadığını bilmesiydi. O bakımdan böyle bir işi yapmanın kendisi için farz-ı olduğunu gördü. Çünkü orada ondan başka bu işi yapacak kimse yoktu. Günümüzde de hüküm aynıdır. Eğer bir kimse kendisinin hakimlikte veya his görevinde hakkı uygulayacağını bilmekle beraber, onun yerini tutacak uygun bir kimse olmadığını da biliyor ise böyle bir görevi kabul etmesi onun için müteayin, kaçınılamaz, olur. Böyle bir görevi üstlenmesi de, istemesi de ikap eder. Bununla birlikte böyle bir görevi isteme hakkını kendisine kazandıran niteliklerinden ilmiyet kimliğini, yeterliliğini ve benzeri niteliklerini de bildirmelidir. Tıpkı Yusuf, A, S, İn dediği gibi. Ama bu işi yapabilecek başkaları var ve başkaları buna elverişli bulunuyor. Kendisi de durumu biliyor ise evla olan görev istememesidir. Çünkü Hz. Peygamber Abdurrahman b. Semura'ya emirlik isteme diye buyurmuştur. Aynı şekilde afetlerinin çokluğunu ve ondan kurtulmanın zorluğunu bilmekle birlikte bu gibi görevleri isteyip onları almaya haris olmak, o kimsenin o görevi kendi nefsi ve maksatları için istediğinin delilidir. Bu durumda olan bir kimsenin ise nefsine yenik düşerek helak olması uzak bir ihtimal değildir. İşte Hz. Peygamber'in o işiyle baş başa bırakılır buyruğunun anlamı budur. Böyle bir görevin afetlerini bildiği ve bu görevin haklarını yerine getirmekte kusurlu hareket edeceğinden korktuğu için bu görevi kabul etmeyip ondan kaçan bir kimse ise, buna rağmen böyle bir göreviyle sınanacak olursa, ondan kurtulabilmesi umulur. İşte H.Z. Peygamberin, bu göreve karşı ona yardım olunur, buyruğunun anlamı budur. 2. H.Z. Yusuf ben şerefliyim, iyi bir mevki sahibiyim dememiştir. Her ne kadar o. H.Z. Peygamberin buyurduğu gibi, Kerim oğlu Kerim oğlu Kerim oğlu Kerim, oğlu, Kerim olan İbrahim oğlu İshak oğlu Yakub oğlu Yusuf idiyse de yine aynı şekilde H.Z. Yusuf, ben güzel ve iyi bir kimseyim de demeyerek o, çünkü ben iyice koruyanını, bilenim, demiştir ve koruyuculuk sıfatı ve ilmi dolayısıyla bu görevi istemiştir. Neseb ve güzelliğine bağlı olarak istememiştir. 3 H.Z. Yusuf bu sözlerini kendisini tanımayanın nezdinde söylemiştir ve kendisini tanıtmak istemtir. Dolayısıyla bu tutumu Yüce Allah'ın, artık kendinizi temize çıkarmayınız, N-N-E-C-M, 53 32, buyruğundan bir istisnadır, kapsamına girmez. 4 Hz. Yusuf böyle bir görevi istemenin kendisi için farz-ı ayin olduğunu görmüştür. Çünkü orada bu göreve layık ondan başka kimse yoktu. Daha kuvvetli görülen görüş de budur. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 202. Dört insanın sahip olduğu nitelikleriyle kendisini tanıtması. Yine ayeti kerime insanın kendisini sahip olduğu ilim ve fazilet nitelikleriyle vasfetmesinin caiz olduğuna delildir. Elma verdiği der ki, ancak bu bütün niteliklerde genel olarak ve mutlak değildir. Bu durumun özel şartları vardır ki, kişinin akrabalık hukukunu gözetmesi yahut zahiren bir kazanca taalluk etmesi hallerine has bir durumdur. Bunun dışındaki hallerde ise bu yasaktır. Çünkü bu durumda insan kendisini tezkiye etmiş, temize çıkarmış, riyakarlık yapmış olabilir. Eğer ondan daha faziletli olan bir kimse onun özelliklerini söyleyecek olsa, elbette ki bu o kimsenin faziletine daha yakışır. Ama H.Z. Yusuf önceden başından geçenler ve aile efradına kavuşabilme umudu gibi sebepler dolayısıyla zaruret gereği, kendisini bu şekilde takdim etmiş, 203 idi. 204. 56. İşte böylece o yerde Yusuf a iktidar verdik. O, orada dilediği yerde konaklardı. Rahmetimizi dilediğimize veririz, iyi hareket edenlerin de ecrini boşa çıkarmayız. 57. Ahiret mükafatı ise iman edip de takvaya devam edenler için elbette daha hayırlıdır. İşte böylece o yerde Yusuf a iktidar verdik. O, orada dilediği yerde konaklardı. Yani onu hükümdarın kalbine yaklaştırmak, onu hapisten kurtarmak suretiyle, ona nimetler ihsan etmiş olduğumuz gibi aynı şekilde ona yeryüzünde imkan da verdik. Yani onu dilediğini gerçekleştirebilme iktidarına sahip kıldık el kiya et taberi der ki, bu buyrukta, mubah olan bir şeye, başkasının gıpta edeceği bir duruma, salah bulunan bir hale ve hakları elde etmeye ulaşmak hususunda hile, yol ve çare, aramanın, caiz olduğuna delil vardır. Yüce Allah'ın, eline bir demet sap al, onunla vur ve yeminini bozma. Sa'd, 38 bölü 44 buyruğu da bunun gibidir. Ebu Said el-Hudri'nin, Hayber'deki Amıl ile Resulullah, Sav, A ödediği hurma ve söylediği sözler ile ilgili hadis de bu kabildendir. 205, derim ki, ileride de geleceği üzere bu görüş merduttur. Ona iktidar verdik, anlamında ve diye kullanılır. Yüce Allah da şöyle buyurmaktadır, onları size vermediğimiz bir iktidarı vererek yeryüzünde yerleştirmiş, iktidar vermiş idik. El Enam, 6 bölü 6 Taberi der ki, büyük hükümdar olan el Elvelid ve Erreyan, Yusuf U. İtfir'in görevinin başına getirdi ve itfiri azletti. Mücahit der ki, aynca bu büyük hükümdar H.Z. Yusuf'un önünde İslam dinini kabul etti. İBN Abbas der ki, hükümdar onu bir buçuk sene sonra hükümdarlığa getirdi. Mukayyut'in rayvayetine göre peygamber, Sav, şöyle buyurmuştur, şayet Yusuf ben inşallah iyice koruyanım, Bilenim demiş olsaydı, derhal hükümdarlığa getirilirdi. Daha sonra İtfir öldü. Hükümdar El-Velid de H.Z. Yusuf'u İtfir'in eşi Ra'ıl ile evlendirdi. H.Z. Yusuf onunla Gerde'ye girdiğinde bakire olduğunu gördü. Râil'den İfraim ve Menşah adında iki oğlu oldu. Bu kadının Zeliha olduğunu söyleyenler de derler ki, hayır, H.Z. Yusuf onunla evlenmedi. Zeliha onu kafilesi ile birlikte görünce ağladı. Sonra da, masiyet sebebiyle hükümdarları köle yapan, itaat sebebiyle de köleleri hükümdar yapan Allah'a bağımd olsun, dedi. Bunun üzerine H.Z. Yusuf onu da evine aldı ve onun yanında ölünceye kadar baktığı kimseler arasında bulundu. Yusuf, A. S. onunla evlenmedi. Bu açıklamaları da Elma verdiği zikretmiştir. Bu açıklamalar daha önce Vehbe'den nakledilen açıklamalardan farklıdır, Es Salebi de bunu zikretmiştir doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Hükümdar Mısır yönetim işini H.Z. Yusuf'a devredince, H.Z. Yusuf insanlara güzel bir şekilde davrandı, onları İslam'a davet etmeye koyuldu ve kendisine iman edinceye kadar onlara daveti sürdürdü. Aralarında adaleti uyguladı, erkekler kadınlar ondan memnun kaldı, onu sevdi. V.E.H.B. Es-Süddi, İBN Abbas ve başkaları derler ki, bundan sonra bolluk ve verimli yıllar girdi. H.Z. Yusuf insanlara tarlaları düzeltmelerini, ıslah etmelerini emretti, alabildiğine ekin ekmelerini söyledi. Mahsuller yetişince verdiği emirle mahsuller toplandı, sonra da bu mahsuller için mahzenleri inşa etti. O sene toplanan, mahsuller o kadar çoktu ki, mahzenlere sığmadı. Aynı şekilde her yılın mahsullerini böylece topladı ve bu mahsulü bol yedi yıl bitene kadar böylece sürüp gitti. Daha sonra ise kıtlık ve kuraklık yıllan geldi. H.Z. Cebrail inerek şöyle dedi, Ey Mısır halkı aç kalınız. Allah onlara yedi yıl süreyle açlığı musallat etti. Bazı hikmet ehli kimseler şöyle demiştir, açlığın ve kıtlığın iki alameti vardır. Birincisi nefis yemeği adeten görülenden daha fazla sever ve önceki halinden farklı olarak daha çabuk acıkır, yeterinden fazla yiyecek ister ve alır ikincisi ise yiyecek bulunmaz ve rahatlıkla elde edilemez olur, son derece kıt olur. İşte bu iki alamet THZ. Yusuf döneminde bir araya gelmişti. Erkekler, kadınlar, çocuklar, açlık, açlık diye bağırışarak uyandılar. Yiyor fakat doymuyorlardı. Hükümdar da uyandığında, açlık, açlık diye bağırdı. Bunun üzerine Hz. Yusuf ona dua etti. Allah da onun bu hastalığını iyileştirdi. Daha sonra Hz. Yusuf bütün Mısır topraklarında "Ey insanlar!" diye seslendi. "Sizden hiç kimse hiçbir şey ekmesin. Çünkü tohum da zayi olacak ve hiçbir şey bitmeyecektir." Bu kıtlık seneleri anlatılamayacak kadar büyük dehşetlerle geldi i̇bn Abbas der ki, kıtlık başladığı sırada hükümdar gece yarısında acıkı verdi. Ey Yusuf, açlık, açlık diye seslendi. Hz. Yusuf da, işte kıtlık zamandan geldi, dedi. Kıt yıllarının ilki başlayınca bolluk yıllarında hazırlamış oldukları her şey o ilk yılda tükenip bitti. Bu sefer Mısır halkı Hz. Yusuf'dan yi, yiyecek almaya başladılar. İlk yıl onlara nakit para karşılığında yiyecek sattı. Nihayet Mısır'da H.Z. Yusuf'un eline geçmedik tek bir dinar ve dirhem kalmadı. İkinci yıl süs eşyaları ve mücevherat karşılığında onlara sattı. Kimsenin elinde mücevherat ve süs eşyası namına bir şey kalmadı. Üçüncü yıl davar ve binek karşılığında sattı. Nihayet bütün davar ve bineklerini kendisi eline geçirdi. Dördüncü yıl köle ve keriyelere karşılık onlara satış yaptı ve onların hepsi nihayet eline geçti. 5. yıl ev ve tarlaları karşılığında satış yaptı. Bunların hepsine sahip oldu. 6. yıl ise çocuklarına ve kadınlarına karşılık yiyecek sattı. Hepsini köleleştirdi. 7. yıl ise bizzat kendilerinin köleliği kabul etmeleri karşılığında satış yaptı. 7. yılda ise Hz. Yusuf'un kölesi olmadık tek bir hür ve köle kalmadı. Bunun üzerine insanlar şöyle dedi: Allah'a yemin ederiz. Biz bundan daha üstün ve daha büyük bir mülk görmedik. Bunun üzerine H.Z. Yusuf Mısır hükümdarına şöyle dedi, Rabbimin bana ihsan ve bağışında yaptıklarını nasıl buluyorsun? İşte şimdi bütün bunlar senindir. Bu konuda görüşün nedir? Hükümdar ona şöyle dedi, işi sana havale ediyorum, sen dilediğini yap, biz sana tabiyiz. Ben sana itaatten yüz çevirecek bir kimse değilim ve ben de ancak senin kölelerinden birisiyim, senin hizmetkarlarından bir hizmetkarım. Buna karşılık Yusuf, A, S, şöyle dedi, ben onları köleleştireyim diye, ondan açlıktan kurtarmadım. Ben onların başına bela olayım diye, onları beladan korumadım. Allah'ı da şahit tutarak, seni de şahit tutarak söylüyorum ki, bütün Mısır halkını hiçbir fert hariç olmamak üzere hepsini azat ediyorum. Mallarını, mülklerini onlara geri veriyorum. Senin de mat mülkünü sana benim yolumdan gitmen şartıyla geri veriyorum. Rivayet edildiğine göre Yusuf, A, S, da o yıllar zarfında yediği yemeklerle karnını doyurmadı. Kendisine, yeryüzü hazineleri elinde olduğu halde aç mı kalıyorsun? Denilince, şu cevabı verdi, karnımı doyurursam aç olanları unutacağımdan korkarım. H.Z. Yusuf hükümdarın alıcısına da yemeğini günün ortasında vermesini emretti. Taki hükümdar da açlığın tadını görsün. İşte o zamandan beri hükümdarlar yemeklerini günün ortasında yemeye başladılar. Yüce Allah'ın, rahmetimizi dilediğimize veririz, buyruğu ise ihsanımızla dilediğimize veririz, demektir. Rahmet ise nimet ve ihsan demektir, iyi hareket edenlerin de ecrini, yani mükafatını, boşa çıkarmayız. İBN Abbas ve VEHB iyi hareket edenlerle, sabredenleri kastetmektedir, demişlerdir. Çünkü H.Z. Yusuf kuyuda iken sabretti, köle iken, zindanda iken sabretti. Kadının kendisini davet ettiği, Allah'ın haram kıldığı şeylere karşı sabretti. Elma verdiği der ki, H.Z. Yusuf'a bu, iyi hareket edenler, halinden neyin verildiği konusunda iki farklı görüş vardır. Bir görüşe göre bu yüce Allah'ın onu sınamasına karşılık verdiği sevap ve mükafattır. İkinci görüşe göre yüce Allah ona bunu ayrıca bir lütuf ve ihsan olmak üzere vermiştir. Bununla beraber sevap ve mükafatı da ahirette olduğu gibi kalmıştır. Yüce Allah'ın ahiret mükafatı ise daha hayırlıdır. Buyruğuna gelince yani bizim ahirette ona vereceklerimiz ona dünyada verdiklerimizden çok daha hayırlı ve daha fazladır. Çünkü ahiretin mükafatı devamlıdır, dünya mükafatı ise kesilir. Ayetin zahiri takva sahibi her mümin hakkında umumi olduğu şeklindedir. Şu beyitler bu konuda nakledilmektedir. Allah'ın Resulü Yusuf'ta senin gibi zulüm ve iftiraya uğrayarak hapsedilmiş birisine örnek alınacak bir taraf yok mu? O bir süre hapiste güzel bir sabır ile kaldı. Bu güzel sabrı sonunda onu hükümdar yaptı. Şairlerden birisi de bir arkadaşına şunları yazmıştır: Korku dar boğazının arkasında emniyetin geniş alanı vardır. Kendisinden dolayı sevinilen ilk şey yüzünün eyon demidir. O bakımdan asla ümidini kesme, çünkü Yüce Allah Yusuf hazindandan kurtardıktan sonra hazinelerinin mülkünü verdi. Yine bir şair şunu söylemiştir. Gelen müzibetler son haddine ulaşıp da bunlardan dolayı kalpler eriyecek noktaya vardı mı, bela yerleşip teselli azaldı mı, işte bu son noktada kurtuluş olur. Bu kabilden şiirler pek çoktur. 206. 58. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. O kendilerini tanıdığı halde, onlar onu tanımadılar. Yüce Allah'ın, Yusuf'un kardeşleri gelip, buyruğu, Yusuf'un kardeşleri kıtlık müzibetine duçar olduklarında azık almak kastıyla Mısır'a geldiler, demektir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in oldukça mucizevi özlü ifadelerindendir. İbn Abbas ve başkaları derler ki insanlar kıtlık ve darlık müzibetine mübdela olup da Kenan diyarına da bu müzibetler gelince yaküp, A.S. çocuklarını azık alıp getirmek üzere gönderdi. Hz. Yusuf'un yumuşaklığı, yakınlığı, şefkat ve merhameti, adaleti ve güzel uygulamaları dört bir yana yayıldı. Hz. Yusuf kıtlık baş gösterince alışveriş yapıldığında bizzat kendisi oturur ve sayılarına göre onlara yiyecek verirdi her bir kişi başına bir vest veriyordu. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. O, Yusuf, kendilerini tanıdığı halde onlar onu tanımadılar. Çünkü Yusuf u küçük bir çocukken terk etmişlerdi. Onun köleliğinden sonra uzun bir süre geçmişken ki bu kırk yılda böyle bir saltanata ulaşabileceğini hatırlarına getirmemişlerdi. Bir diğer açıklamaya göre onu tanmayışlan bu hükümdarın kafir bir hükümdar olduğuna inanmalarıydı. Bir diğer görüşe göre onun ipek elbise giydiğini, boynunda altın bir gerdanlık olduğunu, başında bir taç bulunduğunu gördüler. Mısır firavunu kıyafetini giymiş buldular. Hz. Yusuf ise onları önceki elbise ve kılıklarında gördü. Bununla birlikte onların Hz. Yusuf'u bir perde arkasından gördüklerinden tanımamış olmaları ihtimali de vardır. Bir diğer açıklamaya göre onu halikulade bir durum sebebiyle tanıyamadılar. Bu da Yüce Allah'ın H.Z. Ya, Kubu imtihanlarından bir imtihanıydı. 207. 59. Yüklerini hazırlayınca dedi ki, bana baba bir kardeşinizi de getirin. Görüyorsunuz ki ben ölçeği tam veriyorum ve ben misafirperverlerin en iyisiyim. 60. Eğer onu bana getirmezseniz, artık sizin yanımda hiçbir ölçeğiniz olmayacaktır. Bana da yaklaşmayın. 61. Ne yapıp edip onu babasından almaya çalışacağız? herhalde yaparız sekiz dediler. Yüklerini hazırlayınca, buyruğunda geçen, hazırladı, fiili şeklinde kullanılır ki, ben onlar için yol hazırlıklarını elimden geldiğince yaptım, demektir. Gelin çeyizi, ise gelinin kocasına götürüldüğü vakit gerek duyulan şeylere denilir. Bazı küfeliler ise bu kelimenin, cihaz, şeklinde, cim, harfi esreli olarak kullanılmasını da uygun karşılamışlardır. Bu ayeti kerimede cihaz, yol hazırlığı, H.Z. Yusuf'un yanından aldıkları azıktır. Es-Süddi der ki, Yusuf'un kardeşleri ile birlikte kendileri on kişi oldukları halde on bir deve vardı. H.Z. Yusuf'a, geride bıraktığımız bir kardeşimiz de var. Devesi de bizimle birliktedir, dediler. H.Z. Yusuf onlara niçin geride kaldığını sorunca, onlar, babasının ona olan sevgisinden ötürü, diyerek bu kardeşlerinin kendisinden daha büyük bir başka kardeşinin olduğunu ve çöle çıkıp öldüğünü söylediler. Hz. Yusuf onlara, sözünü ettiğiniz bu kardeşinizi görmek isterdim ki böylece babanızın onu niçin sevdiğini ve sizin de doğru söyleyip söylemediğinizi anlamış olurdum. Yine rivayet edildiğine göre onlar Hz. Yusuf'un yanında öz kardeşi Bünyamin'i getirinceye kadar Şem'unu rehin bıraktılar. İbn Abbas der ki: Hz. Yusuf tercümana, onlara de ki dedi, sizin diliniz, bizim dilimizden farklıdır. Kıyafetiniz de, kıyafetimizden farklıdır. Siz casus olabilirsiniz. Onlar, Allah'a andolsun ki biz casus değiliz. Aksine biz aynı babanın oğullarıyız, o da yaştı, oldukça doğru sözlü bir zattır. H.Z. Yusuf onlara, kaç kişisiniz deyince, onlar, biz aslında aniki kardeşidik. Kardeşlerimizden birisi çöle gitti ve orada öldü. Diğeri nerede?" diye sorunca, "Babamızın yanında." dediler. "Bu sefer peki sizin doğru söylediğinizi bilen var mı?" diye sordu. Onlar da, "Burada kimse bizi tanımıyor ki." dediler. "Biz sana nesebimizi söylemiş bulunuyoruz. Artık senin kalbini bizden yana neyle rahatlatabiliriz?" Bunun üzerine Hz. Yusuf, "Bana baba bir kardeşinizi de getirin." eğer doğru söyleyen kimseler iseniz dedi, çünkü ben bu şekilde razı olabilirim. Görüyorsunuz ki ben ölçeği tam olarak veriyorum. Yani onu tam ve eksiksiz olarak veriyorum, bir de kardeşiniz adına size bir deve yükü daha fazladan veriyorum. Eğer onu bana getirmezseniz artık sizin yanımda hiçbir ölçeğiniz olmayacaktır, sözleriyle, eğer kardeşlerini getirmeyecek olurlarsa onlara yiyecek satmayacağını söyleyerek tehdit etti. Görüyorsunuz ki ben ölçeyi tam veriyorum. Buyruğunun iki anlama gelme ihtimali vardır. Birincisi Hz. Yusuf onlara daha ucuz fiyata yiyecek sattı, böylelikle tartı olarak daha fazla alabildiler. İkincisi ise onlara herkese yaptığı gibi tam ölçekle ölçüp verdi. Ve ben misafirperverlerin en iyisiyim, buyruğu da iki anlama gelir. Birincisine göre ben misafir ağırlayanların en iyisiyim demektir. Çünkü Hz. Yusuf gerçekten onlara iyi muamele etmiş, iyi ağırlamıştı. Bu açıklamayı mücahid yapmıştır. İkincisi de ihtimal dahilinde olan bir açıklamadır. Yani güvenilir kimseler arasında misafir olduğunuz şahısların en layıdısıyım. Misafir ağırlayanlar, kelimesi, birinci açıklamaya göre, yemek, demek olan, dan alınmadır, ikinci açıklamaya göre ise ev anlamındaki kelimesinden alınmadır eğer onu bana getirmezseniz, artık sizin yanımda hiçbir ölçeğiniz olmayacaktır. Bundan sonra size hiç yiyecek satmayacağım. Çünkü o bu durumda onların hak ettikleri ölçüyü eksiksiz vermiş idi. Bana da yaklaşmayın, yani o takdirde ben sizleri yanımda yakın kimseler gibi ağırlamayacağım. O bu sözleriyle kendisinden uzak kalmalarını ve bir daha yanına dönmemelerini kastetmemişti. Çünkü onları geri dönmeye teşvik etmişti. Es-Süddi der ki, geri dönsünler diye onlardan rehin dahi istemişti. O bakımdan Şemün onun yanında rehin kalmıştı. El-Kelbi der ki, aralarından Şemün'ü seçmesinin sebebi, kendisini kuyuya attıkları gün aralarında en güzel sözlü ve görüşü en iyi olanın o olmasından dolayıydı. Bana yaklaş, ne, ı, ne, kelimesi neyi dolayısıyla cez mahallindedir. Bundan dolayı onun sonundaki, non, ve, ya, hasfedilmiştir. Çünkü bu kelime ayet sonudur. Eğer bu fiil haber olmuş olsaydı, nun'un harekesinin üstün olması gerekirdi. Ne yapıp edip onu babasından almaya çalışacağız. Yani babasından onu bizimle beraber göndermesini isteyeceğiz. Herhalde yaparız dediler. Yani onu beraberimizde getirmeyi taahhüt ediyoruz. Bunun için gerekli yollara başvuracağız. Şöyle bir soru sorulabilir. Hz Yusuf kardeşinin getirilmesini istemekle babasının yeni bir üzüntüye düşmesini nasıl kabul edebildi? Böyle bir soruya dört türlü cevap verilebilir. Bir yüce Allah'ın hz. ya, kubun sevap ve ecri daha da büyük olsun diye onu ibila. Etmek üzere böyle bir şeyi emretmiş olması, hz. Yusuf un da bu hususu yüce Allah'ın emrine uymuş olması mümkündür. İki bununla hz. Yusuf, hz. Ya, Kub'un, Kendisinin durumuna dikkatini çekmek istemiş olması da mümkündür. Üç iki oğlunun da dönmesi ile ya Kubun sevincinin iki kat artması için bunu yapmış olabilir. Dört diğer kardeşlerinden önce öbür kardeşiyle bir araya gelmek suretiyle onun daha erken sevinmesini istemişti. Çünkü ona karşı özel bir eğilimi vardı. Ancak birinci açıklama daha kuvvetli görülmektedir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. 208 62. Memurlarına dedi ki: "Bedellerini yüklerinin içine koyu verin. Belki ailelerine dönünce bunun farkına varırlar da yine geri dönerler." Yüce Allah'ın memurlarına dedi ki: "Buyruğundaki hiç memurlarına lafzını Medineliler Ebu Amr ve Asim şeklinde okumuşlardır. Ebu Hatim, Enne Haz ve diğerlerinin tercih ettiği kıraat şekli de budur." Ancak diğer küfeliler ise bunu, şeklinde okumuşlardır ki Ebu Übeyd'in tercih ettiği kıraat budur. Ebu Übeyd der ki, bu kelime Abdullah ve Mesud'un mushafında da böyledir. Es-Salebi der ki, bunların ikisi de güzel iki ayrı söyleyiştir, tıpkı çocuk anlamındaki, sabi kelimesinin çoğulunun, şekillerinde gelmesi gibi. En Ennehaz der ki, kıraati büyük çoğunluğun kıraatine muhaliftir. Çünkü büyük çoğunluğun kıraatinde elif de yoktur, nün de yoktur. Üzerinde büyük bir ittifakın hasıl olduğu böyle bir kıraat bu mankatı senede dayanarak bırakılamaz. Aynı şekilde bu kelimenin şeklinde çoğulunun yapılması, şeklindeki çoğuldan daha uygun görünmektedir. Çünkü Araplara göre asgari sayı için kullanılır. Paraların tekrar yüklerin arasına az kimseler tarafından konulabilmesi de daha uygun görünmektedir. Zaten bu memurlar da onların yüklerini düzelten kimselerdi. İşte bundan dolayı onların paralarını yükleri arasına koyma imkanını bulabildiler. Bu memurların hür kimseler olup ona yardımcılar olmaları da mümkündür. İse, onların, milt olduğu gibi, aldıkları yiyeceklerin bedelleri de olabilir. Bu bedellerin dirhem ve dinar türünden olduğu söylenmiştir. İBN Abbas der ki, onların eşyalarından kasıt ayakkabılar, deriler ve yolcunun eşyaları idi ki bunlara, ralıl, yük denilir. İbnol Enbari der ki, kaba, rap denildiği gibi, içinde kalman çadır ve benzerlerine de, ralıl, denilebilir.